Merhabalar, Bilim Şenliği YouTube kanalı ve bilimşenliği.com üzerinden her pazartesi canlı olarak yayınladığımız İyi Şeyler Konuşalım'dan herkese iyi akşamlar. Bu akşam dil öğrenmenin eğitsel ve kişisel gelişime katkısı, kültürel gelişime pardon, katkısı üzerine konuşacağız. Bu akşamki konuğum İngilizce öğretmeni, Open Travel kurucusu ve aynı zamanda Farbe Türkiye yayın müdürü Sayın Yeltu Akyıldız. Yeltu Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Tübra Hocam. Ben sanki geçen hafta yayın yapmamışım da aylardır yapmıyormuşum gibi bir körelmeyle başladım. Bu da size denk geldi diyelim. Evet hocam, gayet güzel başladık. Konuyla ilgili soru ve yorumlarınızı YouTube yayınımız üzerinden iletebileceğinizi hatırlatarak başlayalım. Şimdi dil öğrenmek dedik. Yelta Hocam, benim size sormak istediğim çok soru var aslında. Ama şununla başlamak istiyorum. Şimdi dil öğrenmek deyince aklımıza genelde belli diller gelir ve dil öğrenme konusunda nereden nasıl başlayacağımız konusunda da bazen sıkıntılar yaşarız. Bunu nasıl yapacağımıza, nasıl aşacağımıza ilişkin de ilerleyen dakikalarda size sorum olacak ama şu başlık attığımız noktadan başlayalım isterim ben. Dil öğrenmek bireyin eğitsel ve kültürel gelişimine nasıl bir katkı sağlıyor? Aslında dil öğrenmek çok kısaca söylemek gerekirse sizin elinizde olan bir pasaport, bir vize gibi düşünebilirsiniz. Yani dil bilen insan kendi sınırlarının her zaman bir adım daha önüne geçme şansına sahip. Dil bilen insan farklı ülkelere seyahat etme özgürlüğüne sahip. Dil bilen insan farklı kültürleri yerinde tanımak ya da kendi ülkesine gelen farklı kültürlerle iletişime geçme olanağına sahip oluyor. Bu da tabii ki çok güzel bir vizyon ve dünyaya bakış açısı açısından da insanların çok daha vizyoner olmasını sağlıyor. Ben burada tüm dünya üzerinde herkes zaten dil öğrenmek için çok ciddi bir çaba sarf ettiğini düşünüyorum. Dil öğrenmenin sadece kültürel anlamda katkıları olmuyor insana. Aynı zamanda da dil bilen insanlarda fizyolojik bir takım faydaları var. Dil öğrenme sürecinde insana mantıksal düşünmeyi artıran bir özelliği var mesela. Aynı zamanda dil öğrenen bir kişinin ana diline dikkat ederseniz, ana dili de çok fazla gelişiyor. Yani dil bilen insanlar dilin biraz mantığına indiği için ana dilini de ister istemez sorgular hale geliyor ve ana dilini de geliştiriyor. Odaklanma becerisini çok geliştiriyor. Yani dil bilen bir insan sürekli iki dil arasında geçiş yapmak zorunluluğu olduğu için odaklanma kabiliyeti artıyor. Bu anlamda hayatın başka yani kendi işinde de başarılı bir birey haline geliyor. Aslında farkında olmadan sadece dil öğrenmiyor. Aynı zamanda kendine de ciddi bir katkı sağlamış oluyor dil öğrenmeye çalışan bir şahıs. Bu bağlamda bu biraz hayatına yenilikler katmasını, vizyonunu genişletmesini de sağlıyor aslında, değil mi? Mesela dil bilen insan seyahate, belki bir yurt dışı seyahate çok daha kolay katılabiliyor. Arzu ettiği yabancı dilde eğitimler varsa bunlara çok daha kolay katılabiliyor, katılma isteği artabiliyor. Ya da belki akademik bir takım çalışmalar yapıyorsa literatürü tarama işi onun için çok daha kolay hale gelebiliyor. Haliyle bu sayede çok daha fazla bilgiye de ve çok daha fazla farklı bilgiye de ulaşma şansı oluyor. Belki Tabii ki seyahatlerle birçok farklı deneyim sahibi de olma şansı artıyor. evet, biz aynı zamanda yurt dışına biliyorsunuz seyahatler de düzenleyen bir firmamız var. Daha çok Amerika ve Kanada üzerine yaptığımız seyahatlerde biz çok fazla yeni insanla tanışıyoruz. Bu işimizin en güzel yanı da o zaten. Benim o gelen konuklarımızda özellikle gözlemlediğim dil bilen kişiler bizim bile keşfedemediğimiz yerleri keşfedebiliyorlar gittiğimiz yerlerde. Biz onlara serbest zaman veriyoruz. Bir bakıyoruz benim hiç görmediğim New York'un tam ortasında bir yeri buluyorlar. Ya da Niagara şelalelerine götürüyoruz. Bir bakmışız orada çok farklı bir şey keşfetmişler.
Dinlemeyen konuklarımız da hep bizimle geziyor. Biz ne kadar verirsek onlara, ne kadar bilgi aktarırsak o kadarını alabiliyor. Evet. Dolayısıyla bunun avantajı çok büyük. Yani çok böyle somutlaştırmak gerekirse en somut örnek bu bence bir bilme noktasında. Kişinin o andaki özgüvenini de destekliyor aslında aynı zamanda. Kesinlikle. Yani dil bilmek özgüveni çok arttırıyor. Akademik anlamda da gelecek olursak siz gerçekten hangi alanda, ya bugün zaten Türkiye'de ya da dünya genelinde diyelim, hangi alanda insan kendini geliştirmek istiyorsa, ikinci bir yabancı dili varsa, bu illa İngilizce olmak zorunda değil, kendi alanındaki birçok bilgiye dünyanın öbür ucunda ulaşabiliyor. Bu çok büyük bir avantaj. Sadece yerel yayınlarla, yerel makalelerle yetinmiyorlar. Dolayısıyla dil bilen insan her zaman hayata bir adım önde başlıyor diyebiliriz. Evet. Peki dil bilen insan bir adım önde başlıyor dedik. Dil bilmenin ideal bir yaşı var mı peki? Siz şimdi İngilizce öğretmenisiniz. Yıllarca birçok belki öğrenciye, belki yetişkine dil öğrettiniz. Hani bu Evet. noktada dil öğrenmek için şu yaşlar daha idealdir. Aslında her şeyi öğrenmenin yaşı yoktur deriz biz. Onunla ilgili bir örnek de vereceğim size ama en ideal diyebileceğimiz yaş aralığı var mıdır? Şimdi şöyle aslında özellikle Türkiye'deki eğitim sistemi içerisinde biz çok sınava dayalı bir eğitim sisteminin içerisindeyiz. Gerek öğrencilerimiz olsun. Hatta üniversiteden mezun olduktan sonra bile herkes bir sınava tabi oluyor. Yani akademik kariyerimizin en üst noktasına gelene kadar birçok sınavdan geçiyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de şu anda akademik anlamda kendini geliştirmek isteyen öğrencilerimiz kendilerini kendi alanlarına yönelik çalışmalara daha çok kanalize ediyorlar. Diyorlar ki ben üniversiteye bir gireyim, nasıl olsa İngilizceyi ben üniversitede öğrenirim diyorlar. Aslında hayattaki en büyük yanlış bu. Yani yapılması gereken çocuk doğduğu andan itibaren dile maruz kalması gerekiyor. Bir çocuk ne kadar dile maruz kalırsa en güzel edinme yaşı doğduğu andan itibaren ilkokul son sınıfa kadar olan periyot. Bu dönemi çok iyi değerlendirebilirsek zaten ondan sonrasında çocukların dil problemi diye bir şey söz konusu olmayacak. Biz genelde tam tersini yapıyoruz. Biz ilkokulda okuma yazmaya çok önem veriyoruz. Hadi ortaokulda sınavlara giriyoruz gibi. O yüzden küçük yaşlar en değerli yaşlar. Onu çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Ama geç kalmış diyemeyiz hiçbir yaş için. Ben gerek çocuklara gerek yetişkinlere çok ders verme imkanım oldu. Herkes kapasitesi ölçüsünde biliyorsunuz yani bir bilgiyi ya da bir dili edinmek her yaşta farklıdır. Yani beynin işlevleri her yaşta farklıdır. Tabii ki bir anaokulu öğrencisinin dil edinimiyle 50 yaş üstü bir insanın dil edinimi arasında çok büyük fark var ama bunları da görmedik mi? Gördük. Yani 50-60 yaşında İngilizce öğrenen ya da yabancı dil öğrenen çok insan var. Bunlar istisna tabii ki. Ama en güzel yaş dediğim gibi doğduğu andan itibaren ilkokul sonuna kadar bu işi tamamlamamız gerekiyor. Aslında genelde öğrenme süreçleri için çok da ileriye atmamak gerekiyor hiçbir şeyi. Niye? Şöyle bir durum da var. Ben kendimden de size örnek vereyim. Mesela ben de dediğiniz yaşlarda çok önemsemediğim için dil öğrenimini sonraki yıllarda daha çok zorlandığımı fark ettim. Çünkü kendi zihnimizde de bir bariyer yaratıyoruz. Aslında bu sadece dil öğrenmek için değil, araba kullanırken de 40-45 yaşında öğrenen biri 20 yaşındaki özgüveni ya da gözü karalığı taşımadığı için daha kontrollü olmayı da öğrenen bir yaşa geldiği için zorlanabiliyor. Evet. Mesela ben bunun dezavantajlarını da çok yaşadım Yeltu Bey. Siz anlatırken aklıma gelen, ben ilk mesleğe başladığım yıllarda bir yurt dışı eğitim kurumundan, yani yabancı öğrencilere eğitim veren bir öğretim kurumundan çok ciddi mesleki ve maddi imkanlarla bir teklif geldi.
Ama istenen çok iyi derecede İngilizceydi ve ben o dönem buna sahip olmadığım için çok iyi bir iş fırsatını kaçırmış bulundum. Aslında bazen hani bir şekilde idare ediyoruz, bir şekilde zaten hayatımızı yürütüyoruz diyoruz her konuda olduğu gibi ama az önce saydığınız bütün imkanlara da ulaşabilmek için aslında çok ciddi bir avantaj dil bilmek. Kesinlikle, kesinlikle. Yani dil bilen, şimdi eskiden şöyle bir şey vardı. İngilizce biliyor musun diye sorarlardı iş başvurularında. Artık bunu sormuyorlar. Kaç dil biliyorsun diyorlar. Değil mi? Çünkü artık bir dil bile yetmiyor birçok işi yapmaya. Ve Türkiye maalesef bu konuda sıralamalarla ilgili biraz bilgi vermemi isterseniz onlarla ilgili Buyurun lütfen. birkaç bilgi paylaşmak isterim size. Çok meşhur bir uluslararası bir dil okulunun yapmış olduğu bir araştırma bu. Her yılda bu araştırmayı yeniliyorlar. 88 tane ülke üzerinde araştırma yapıyorlar. Yani ikinci ana dili İngilizce olmayan ülkeler bunlar. Ve Türkiye maalesef burada 73. sırada. İlk 3 sırayı İsveç, Hollanda ve Singapur ülkeleri almış. Fakat ilginç olan şu, aslında son zamanlarda, son yıllarda yabancı dilin önemi çok daha fazla kavranmış durumda olmasına rağmen 2012 yılından bugüne kadar ciddi bir düşüş gösteriyor Türkiye. Yani 62. sıradaymış 2012 yılında bu 88 ülke arasında. Şu anda maalesef 73. sıradayız. Ve bir başka yapılan bir araştırmada da bu da Eurostat tarafından yapılmış bir araştırma. 25 ila 64 yaş aralığında 1,5 milyon insan üzerinde bir araştırma yapıyorlar. Ve Türkiye nüfusunun %15,9'u bir tane yabancı dil diyor. Bu olabilir, Almanca olabilir, herhangi bir yabancı dil. Sadece %2,3'ü iki tane yabancı dil biliyor. Üç yabancı dil bilen yüzde oranımız 0,3. Yani buradan şu sonuç çıkıyor. Aslında Türkiye'nin %81,8'i maalesef ikinci bir yabancı dil bilmiyor. Görünen o ki aslında çok ciddi bir emek, çok ciddi bir zaman ve para harcıyoruz biz bu iş için. Yani Türkiye'de çok yüzlerce özel okul var, yüzlerce dil kursu var. Buna ek olarak turizm noktasında yurt dışı eğitimler alma imkanlarımız var. Bunlar son 10 yılda çok fazla gelişti. Fakat buna rağmen Türkiye sıralaması gitgide geriliyor. Demek ki bir yerlerde bir şeyleri doğru yapmıyoruz. Bunu görüyorum ben. Peki, Ama ha buyurun. umuyorum. Ben çok pozitif bakarım her şeye. Umuyorum daha güzel bir noktaya gelecek Türkiye. Buyurun, siz bir Peki, soru soruyordunuz. evet. Bu noktada bunu neye bağlayabiliriz? Yani bu oranın düşmesi giderek daha mı zor? Öğretmede mi sıkıntı yaşıyoruz? Çünkü biz genel olarak da dil öğrenmede zorlanan bir toplumuz. Hatta bazen farklı kültürlerden, farklı ülkelerden insanlarla bir araya gelindiğinde onların çok daha kolay öğrendiği ikinci, üçüncü dili. Ama bizim hani İngilizce gibi kolay, öğrenmesi kolay denen bir dilde bile zorlanmamızı öğretim tekniklerindeki yanlışlara da bağlı. Yabiliyoruz kimi zaman. Sizce biz ya, yani dil öğreniminde nerede bu yanlışımız? Teknik öğrenmeye mi çok takılıyoruz? Ben size sözü vermeden unutmamak için söyleyeceğim. Benim gözlemim Hayır, kendi yaşadığım süreçlerde, eğitim ortamlarında da biraz özgüvenimizi yıkan tepkilere de maruz kalıyoruz aslında öğrenciyken bu süreçte Yeltuğ Bey. Mesela yanlış telaffuz ettiğimizde alay konusu olabiliyoruz. Hani şeye kısmını ön plana almıyoruz. Hani sen kendini ifade edecek kadar bil, telaffuz zamanla halledilir. Ya da çok iyi derecede teoride biliyoruz ama cesaret edip konuşamıyoruz. Konuşmak bambaşka bir nokta çünkü. Bunlar da belki zaman içinde körelmemize ya da özgüvenimizi yitirip ilerlememize engel olan durumlar diye düşünüyorum.
Kesinlikle. Biz Türk milleti olarak aslında üzerimizde çok ciddi bir toplum baskısı var. Bunu ne kadar kabul edelim ya da etmeyelim. Her alanda bu böyle. Bizim için çevremiz çok değerli, çok önemli. Bulunduğumuz statü çok önemli. Bunları düşündüğümüz zaman zaten yabancı olduğumuz bir dili konuşurken gerçekten çok duraksıyoruz. Ama Türkiye'nin yapmış olduğu en büyük hatalardan biri bence dil edinimine çok geç başlıyor. Yani çok yakın zamanda ikinci sınıflara kadar düştü, ilkokul ikinci sınıflara kadar. Aslında dil edinimi sadece özel okulda okuyan çocuklar için değil. Yani tüm Türkiye'de dil edinimi kreş seviyesinden başlamak durumunda. Birinci yaptığımız hata bu. Çünkü siz daha iyi bilirsiniz. Yani çocukların psikolojisi bir yetişkinden çok daha farklı. Onlar çevresel faktörleri çok fazla dikkate almazlar. Onların özgüvenleri daha yüksektir. Onlar rezil olacağım korkusu yaşamazlar çok fazla bizim gibi. Dolayısıyla çocukların dil edinimi çok daha kolay. Bir defa buradan bir adım atmak gerekiyor. İkinci yaptığımız en büyük yanlış da İngilizceyi bir ders olarak göstermek ya da Almancayı bir ders olarak göstermek. Dil bir ders değildir. Dil bir yaşam modelidir. Yani siz dili ilk başta bir ders olarak gösterirseniz çocuk da onu zaten beyninde onu kodluyor. Bu bir ders diyor. Ben bundan not almam gerekiyor diyor ilerleyen yaşlarda. Sınavım 5'se diyor. Tamam diyor. Ben başarılıyım diyor. Dilin ölçülmesi, evet, çok farklı kriterleri var. Çok küçük yaşlarda başlamamalı. Çok küçük yaşlarda asıl olan çocuğun kendini ifade edebilmesi olmalı. Yani dil öğretilmez, edinilir felsefemiz var bizim yayın evi olarak şu anda. Ve tüm materyallerimiz de bizim bu çerçevede, yani dil edinim modeli üzerine kurgulanmış materyaller ve Türkiye'nin birçok önde gelen okulları tarafından da kullanılıyor ve çok olumlu sonuçlar alıyor. Dolayısıyla sınav odaklı olmaması gerekiyor. Bir diğer yaptığımız yanlış, aslında öğretmenlerimizin, ben de öğretmenliğime ilk başladığım yıllarda kendimi hatırlıyorum. Aslında üniversitede evet çok teorik bilgiler aldık. Ama öğretmenliğe ilk başladığımda İlk bana İngilizce öğreten öğretmenim nasıl İngilizceyi verdiyse ben de aynı o şekilde veriyordum. Belki doğru, belki yanlıştı. Sonra birkaç ay sonra fark ettim ki aslında yanlış yapıyorum. Yani dil öyle öyle verilmez. İşte mesela gramere çok takılıyoruz. Dil bilgisi kuralları. Kesinlikle ilkokul sonuna kadar bana göre dil bilgisi kuralını görmemesi lazım çocuğun. Dili sadece izlemesi gerekiyor. Size çok kısa bir örnek vereceğim. Özel bir okulda uzun yıllar çalıştım ben bu işlere girmeden önce, seyahat ve yayın evi işlerine girmeden önce. Orada bir öğretmen başvurusu gelmişti bana. Ve birçok gelen İngilizce öğretmeni başvurusundan çok daha akıcı bir İngilizceyle benim karşıma oturdu. Ben tabii o İngilizce konuşunca direkt İngilizce konuşarak biz mülakatımızı yaptık ve bitirdik. Ve sonuç olarak en sonunda CV'sini aldığımda baktım Türktü. Ben yabancı bir öğretmen diye düşündüm. Ve sordum, nasıl öğrendin sen bu İngilizceyi dedim. CV'si de çok ilginç. İngilizce öğretmenliği mezunu değil. Grafik tasarım mezunu bir arkadaşımızdı. Ve kendisi bana şunu söyledi. Ben dedi hiç İngilizce eğitim almadım dedi. Sadece İngilizce oyunlar, İngilizce filmler izledim dedi. Gerçekten de bu böyle. Yani İngilizce eğitim aldığımız zaman evet çok değerli. Ama bunu İngilizce filmlerle, dizilerle yani hayatınızın içerisine bir şekilde dahil etmeniz gerekiyor. Ben mesela çocuğu olan velilerimizle birçok kez bir araya geliyoruz. Onlara bir takım eğitimler veriyoruz. Orada da hep bahsediyorum.
Yani çocuğunuza evde İngilizce duymasını sağlayın. Oturup hadi İngilizce çalışın demekten çok daha değerli. İngilizce bir müzik açın. İngilizce bir çizgi film açın. O izlemese bile o evin içerisinde o ses dolaşsın diyorum. Gerçekten de ben mesela çocuğuma onu yapıyorum. Ve İngilizcesi çok iyi. Yani bu tarz daha anlatacak çok şey var ama zamanımız sanıyorum. Var, bir 5 dakikamız yine var yani Tuğbe. Bu söylediğinize çok katılıyorum. Çok yakın bir arkadaşım da bu şekilde öğrendi. Hani bizim burada eğitim sistemi içinde liseyi bitirene kadar öğrendiğimiz İngilizce düzeyinin üzerine kendi evde her gün hem düzenli çalışarak hem de sürekli yabancı haberler, filmler vesaire izleyerek ciddi derecede ilerletti ve artık İngilizce eğitimler vermeye başladı. Ve bunu kendi kendine evde yaptı. Bu aslında yapabileceğin de bir göstergesi. Tabii az önceki noktaya geliyoruz gene az çok. Hani o özgüven meselesi. Ben de bu konuda çok sıkıntı yaşamış biri olarak konuşuyorum. Tolstoy'un bisikleti diye bir kavram vardır. Belki duymuşsunuzdur. Tolstoy 80 yaşında bisiklet sürmeyi öğreniyor. Ve hani kaç yaşında olursanız olun her şeyi öğrenebilirsiniz. Yeter ki bunun için çaba sarf edin ve isteyin mesajı içeren bir durum bu. Aslında doğru. İstememiz ve bunu yapabileceğimize inanmamız, öğrenmemiz için. Çünkü her konuda temel nokta. Peki, şöyle bir durum da var. Şimdi süremiz az kaldı. Ben hazır sizi bulmuşken bunu özellikle de sormak istiyorum. Gelen bir soru var, onu da ileteceğim. Şimdi yabancı dilden sınava girecek ve farklı dil alanlarında üniversite tercih edecek öğrenciler de var. Bunu isteyip gene dilden girmesine rağmen zorlanan öğrenciler de var. Özellikle yabancı dilden üniversite sınavına girecek öğrencilere siz nasıl bir çalışma sistemi öneriyorsunuz? Şimdi yabancı dilden üniversite sınavına girmek farklı bir şey. Yani o dil öğrenmek değil. Öncelikle o ayrı gerekiyor. Yabancı dilden sınava girecek öğrencilerin öncelikle belli bir dil seviyesine ulaşmış olmaları gerekiyor. O dil seviyesine ulaştıktan sonra da o sınava yönelik hazırlıklarını yapmaları gerekiyor. Yani belli bir olgunluğa ulaşmadan o sınava istedikleri kadar hazırlansınlar, başarılı olamazlar. Ancak şu iki kavram bazen karıştırılıyor. İşte yabancı dilden hazırlanan öğrenciler İngilizce konuşma pratikleri yapmaya çalışıyorlar. Aslında o ölçülmüyor orada. Yani hedefe yönelik çalışmalarını öneriyorum. Soru tarzlarında bol bol alıştırmalar yapmaları gerekiyor. Şunu görecekler. Ben şahsen üniversiteye girdiğim zaman onu gördüm. Ben İngilizce konuşamıyormuşum. O kadar çok sınav odaklı çalışmışım ki. Yani İngilizce iletişimi sürdüremez bir haldeydim. İstanbul Üniversitesi gibi iyi bir üniversiteye girdim ama İngilizce konuşamıyordum. Ama kağıt üzerinde çok başarılıydım. Sonrasında İngilizce konuşmam, seyahatlerle, insanlarla tanışarak sonrasında daha iyi gelişti. Ben de bir sistem kurbanıyım yani bu anlamda. O yüzden istiyoruz ki gençlerimiz de sistem kurbanı olmasınlar. Seyahat de çok destekliyor aslında, değil mi? Mesela ben de kendimde gördüm. Ne kadar çok seyahat ettiysem, özel bir çaba sarf etmeden daha çok şey öğrendiğimi fark ettim. Bir de oradayken zihniniz de zaten o dilde çalışmaya başlıyor. Haliyle biraz daha, yani daha doğrusu ciddi anlamda desteklemiş oluyorsunuz seyahatlerle. Evet, kesinlikle. Olabildiğince şu ortam açıldıktan sonra olabildiğince çok seyahat edebilirsek işte o seyahatler bize çok şey katıyor. Gerçekten o dilde düşünmeye başlıyorsunuz. O çok önemli, değerli bir şey. Bu arada Yeltuğ Bey, bir soru var. Bir hocamız, süper lise çıkışlıyım ama İngilizceyi unuttum ve toparlayamıyorum. Ne önerirsiniz diye sormuş. Evet. Şimdi biraz evvel bahsettiğim konu aslında bu tarz böyle ufak da olsa bir altyapısı olan kişilerin İngilizceleri dediğim yöntemle çok gelişiyor. Günde en az 40 dakika bir dizi uzunluğudur bu ya da bir saat en az bir bölüm dizi izleyin. Bu sizin hayatınız için günde bir saat ayırmanız demek. Ben bunu çok öneriyorum.
dizi izlemek ya da film izlemek ya da İngilizce bir şeyler dinleyin. Her gün mutlaka bir saatinizi buna ayırın. Bunun için özel bir çaba sarf etmeniz gerekmiyor. Araba kullanırken İngilizce bir müzik dinlemeniz de İngilizcenizi geliştirecektir. Ayırabiliyorsanız ama bir saat ekran karşısında böyle İngilizcesi güzel olan dizilerden izleyebilirsiniz. Çok geliştiğinizi siz de göreceksiniz. Ben şahsen İngilizce öğretmeni olarak bazen fark ediyorum. Çok uzun zaman İngilizce kullanmamışım. Yani seyahatler bazen işte şu anda mesela birkaç aydır seyahate çıkamıyoruz. Hemen o dönemlerde bakıyorum ki İngilizcem körelmiş. Maalesef yabancı dil böyle bir şey. Yani beyin bir şekilde kapatıyor uzun süre ayrı kalırsa. Ben bunu çok yapıyorum. Mutlaka günde bir saat, 40 dakika, yarım saat ne kadar ayırabiliyorsanız o kadar size faydası olacaktır. Cevap olmuştur diye düşünüyorum. Son bir şey ben soracağım. Sonra ufak ufak toparlayalım Yeltuğ Bey. Evet. Şu söylenir, bir dili öğrendikten sonra ikinci, üçüncü dili öğrenmek çok daha kolaydır denir. Bu böyle midir? Evet. Ya da bir dil öğrendikten sonra bir başka dil öğrenene yine aynı yöntemleri mi öneriyorsunuz diyerek son sorumu sormuş olayım. Bir dil öğrenmek demek aslında bu her şey için geçerli. İşte bisiklet sürmeyi öğrenen insan skutura da çok rahat binebiliyor. Oradan motosiklete binebiliyor. Bu bir aslında özgüven gelişimi oluyor. Diyor ki ben beyin şunu söylüyor, ben dili açığım, ben dil öğrenebiliyorum diyor. Artı bir dil öğrenirken yaşadığı zorlukları ikinci dil öğrenirken yaşamıyor. Çünkü artık nereden gideceğini, ne yanlış yaptığı şeyleri görüyor, onları yapmıyor, neyin iyi geldiğini görüyor, o yoldan devam ediyor. Dolayısıyla bu doğru bir kavram. Bir dili öğrenen insan ikinci bir yabancı dili de çok daha rahat edinebiliyor. Evet. Pekala. Yine çok hızlı bir şeklinde geçirdik 25 dakikayı. Yeltuğ Hocam çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Bu arada ben Yeltuğ Bey aynı zamanda yurt dışına eğitim seyahatleri, hatta eğitimcileri ve öğrenciler için ayrı ayrı seyahatler de düzenliyor. Ben bunlardan birine katılmış biri olarak açıkçası seyahat düzenimiz tekrar eski haline döndükten sonra öğrenci ya da yetişkin eğitimciler Yeltuğ Bey'in eğitimlerine, programlarına katılmasını ben önereceğim. Ben açıkçası çok keyif almıştım ve bana da çok bu anlamda da katkısı çok büyük olan bir seyahat olmuştu. Ayrıca sizin yayınlarınız da var. Farbe üzerinden de yine size Open Travel ve Farbe üzerinden ulaşabilirler. Pekala. Tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Dileğiyle size iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar herkese.